Bursa'nın yapı taşı Atış Yapı sunar. Konut Yapı'dan herkese iyi akşamlar. Bugün konumuz emlak sektörü olacak, gayrimenkul sektörü olacak. Her hafta birbirinden önemli konuları sizlerle paylaşıyorduk biliyorsunuz. Bu hafta da emlak konusunu Bursa'nın önemli isimlerinden Bursa Emlak Müşavirler Odası Başkanı Sayın Erdal Çelebi ile konuşmuş olacağız. Kendisi şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Oldukça yoğun programdan artık vakit bulup bir de baş başa verip dedik biraz da emlak konuşalım Erdal Bey ile. Vakti gelmişti. Fuarda güzel bir söyleşi yaptık ama tabii fuar ortamıyla şimdiki ortam biraz daha farklı. Konular da birbirinden farklı. Konut piyasası hareketli, emlak piyasası hareketli. Gayrimenkul keza aynı şekilde yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Haliyle şu anda da en önemli aktörlerden bir tanesi emlakçılar. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Malum dediğiniz gibi 9-12 Nisan. Fuarın bir yorgunluğu, oradaki bir teşkale, Bursa için önemli olan bir yapının öne çıkmasıyla bir yorgunluk vardı. Onun üstüne de bir yorgunluk vardı. Orada konukların ve konunun çok olduğu bir fuarda sizler de Line TV ailesi olarak bizlere verdiğiniz değerden öte öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha geniş olarak Bursa'yı, Bursa'nın gidişatını, bu doğrultuda yatırımcının yön çizmesini etkileyecek demeyelim ama yön verecek şekilde konuşmalarla gündemi tekrar tutmaya devam edeceğiz. Emlak sektörü başlı başına özel bir aslında neredeyse bilim dalı olmaya bile aday bir sektör. Evet. Çünkü bir yandan konut, bir yandan inşaat, bir yandan gayrimenkul ayağı var. Bir yandan arsa arazi ayağı var. O yüzden konu başlıkları çok. Çok. Ben tabii ilk önce en zor ve en çok merak edilenden başlamak isterim. Buyurun. Yıllardır emlak sektöründesiniz. Evet. Değil mi? Doğrudur. Önce sizi tanıyordum. Erdal Çelebi'yi bir yakından tanıyordum. Biz yaklaşık aile şirketi olarak 29 senedir Bursa'da emlak sektörünün içerisindeyiz. Son 15 senedir birebir kendim artık aileden bu görevi üstlendim. Bursa'nın bu sektördeki bir yüzü olmayı ön plana aldık. Bunun sürecinin arkasından 2014 yılında malumunuz var. Seçimlerle Bursa Emlak Müşavirleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı oldum. O günden bugüne kadar da işte hem meslek için, hem işimiz için, hem de üyelerimiz için bir adım daha öteye nasıl geçirebiliriz bu sektörü deyip bu hedefle ve ilkelerle yürümeye devam ettik. Çok şükür kamuoyunun takdiridir. Meslektaşlarımızın da öngörüsüdür. Koyduğumuz hedefleri sırasıyla, harfiyen ve fazlasıyla yerine getirerek Bursa'da emlak ve emlakçıların bir bütün olduğunu, artık emlakçıların bu sektörde söz sahibi olduğunu, dışarıdan çok fazla tepki almadan, çok fazla zarar görmeden bir noktaya geldiğini kamuoyu sonunda öngörüye sağlamıştır. Hedef çok sektörel anlamda, mesleki anlamda ve Bursa'nın vizyonu anlamında üçlü bir hedef ilkesiyle yola çıktık. Şimdi ilk etapta Allah nasip ederse Bursa'nın vizyonuna bizler de ne katkı koyabiliriz? Ne değer verebiliriz? Bunun ilkesi, bu ilkenin peşinde yürüyoruz. Bugün konuda sanırım bunlara eşdeğer olacaktır. Siz hem Bursa'nın vizyonunu hem de o alışılagelmiş emlakçılık vizyonunu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Evet, çabalarınızı maalesef. Bu yönde ben biliyorum. Çünkü emlakçılık şöyle bir sektör, daha doğrusu şöyle bir meslek. Televizyonlara şöyle bir baksanız, emlakçı karakterini oynayan birçok oyuncu genelde böyle çok güven teşkil etmeyen, insanları kandıran yapıdaydı son yıllarda. Evet. Ama işte BEMO gibi bir takım emlak dernekleri, girişimleri bu algıyı da yıkmaya başladı. Burada sizin de önemli bir çabanız var. Yani şimdi Bursa Türkiye'nin malum bence en hızlı büyüyen şehirlerinin başı, dördüncü büyük şehir. Hı hı. Şimdi Bursa'da bu sektörün içerisinde lanse edildiğiniz ve kamuoyunun size bakış açısının maalesef ki sizin söylediğiniz gibi bazı işte bu yayın kuruluşları mı diyebiliriz, yoksa bu film senaryolarını yazanları mı eleştirebiliriz veya tamamını bir çerçeve içerisinde mi eleştirebiliriz derseniz biz 16 aydır eleştiriyoruz ve çok ciddi şekilde de duruyoruz. Bizim mesleğimiz gerçekten bugün babanın oğluna yetki vermediği, kardeşine insanın yetki vermediği ama bir emlakçıya gelip vekaletlerini sonsuz yetkiyle açtığı bir sektördür. Kaldı ki ekonomiye yön veren bir sektördür.
Yani 2014 yılına baktığımız zaman Türkiye'de ekonomiye %2,5 katkı sağlamış bir sektörü konuşuyoruz. Çok ciddi değerde KDV girdisi olan bir sektörü konuşuyoruz ve her şeyden önemlisi tamamen iç piyasaya kalan bir ekonomiyi konuşuyoruz. Malumunuz var, işte çıkan yasalarla dışarıdan gelecek yatırımcıların da parasının ülkeye çekileceği bir sektör olduğundan dolayı 2015 yılında tahminen bizim %3 ve 3,5 noktası arasında ekonomiye katkı yapacak bir sektör olduğu da öngörülüyor. Bunlar malum açık. Bursa'daki satışlar bellidir. Türkiye'deki konut satışları bellidir. Bursa'nın hızlı bir trendde yükselişi bellidir. Buna çok etkenler var. Tabii idari yapıların biraz sağlıklı durması, yerel idarelerin net durması, işte vizyonun değişmesi, Bursa'nın doğası, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi demeden her bölgede bir yatırım projelerinin olması Bursa'ya artı bir değer katmaktadır. Tabii kentlerin gelişmesinde rol oynayan şey bir kere gelişen akslardaki nüfusyonun artması. Bursa'da çok enteresandır. Genelde kentler dünyada hep batıya doğru genişler ve büyür. Bursa'da bu durum biraz daha baktıkta neredeyse doğu, batı, güney yani neredeyse dört cepheyle birlikte büyümeye başladı. Ama tabii yoğunluk batıda devam ediyor. Şimdi birçok soru var. Hazır sizi yakalamışken ama ilk sorudan başlayalım. En çok da merak edilen demiştik soru için. İyi bir yatırım için arsa mı, arazi mi yoksa konut mu tercih edilmeli sizin gözünüzden? Şimdi biz her zaman yatırımcıya sizlerin aracılığıyla ve birebir kendimizin verdiği sosyal mesaj şudur. Yatırımı ne kadar sürede, geri dönüşünü ne kadar sürede istiyorsunuz? Bir kere bu hedefi koymamız lazım. Eğer kısa vadede ise kısa vadede hızlı satılabilir doğru projelerden konut veya imarlı arsa. Bu yatırımı orta seviyede tutuyorsanız yeni imara girmiş plan içerisindeki yerler ve plana girecek 100 binlikte veya 25 binlikte gözüken mülkler diyoruz. Uzun vade yatırımı diyorsanız mutlak ve mutlak 25 binlik planlara göz önüne alarak yatırım yapmalarını öngörüyoruz. Malum eskiden konutlar ihtiyacın 10 yıl 20 yıl öncesinden aile büyüklerinin tedariğiyle başlardı. Ama şimdi artık vizyonun ve insanların düşünce yapılarının değişmesiyle ihtiyacın olduğu andan önceki 6 ay veya 1 yıl içerisinde konutun tedariği için uğraşılıyor. Onun için konut tabii ki ihtiyaç alanıdır, yaşam alanıdır. Huzurun olduğu bir yerdir ve mutluluk kaynağınızın, bütün her şeyinizi yaşayacağınız o alanın da doğru şekilde seçilmesi gerekir. Çok artık konutun uzun vade yatırım olarak görüldüğünü görmüyoruz şu anda Bursa'da. Kısa vadeli yatırımda da konut zaten yine baktığınızda hani kar marjlarına baksanız, kira çarpanını ele alsanız baktığınızda yine aslında rota arsa ve araziye gidiyor. Yani doğrusu aslında arsa ve arazi. Arsa ve arazi. Tabii burada inşaat firmaları şimdi bize kızmasınlar. Yok onlar farklı onlar bir şey. Onlar farklı bir sektörde ihtiyaca yönelik şimdi üretim yaptıkları için. Yatırım dediğimiz tabii, için. Yatırım dediğiniz için. Hani şimdi bugün İstanbul'a baksanız İstanbul'da her yıl 100 bin tane nikah kıyılıyor. Evet. Resmi kayıtlarda var. Doğru. Bu ne demek? 100 bin konut yeni ihtiyacı konut ihtiyacı var. İkinci el kısmına hiç girmiyorum. Evini değiştirmek isteyenler, yenilemek isteyenler. O kendi içerisinde döngü olarak görüyoruz. O ayrı bir dünya. Görüyoruz. Yani evet. Bursa'ya baktığınızda da Bursa'daki yıllık olarak nüfus planlamalarına bakın, evlilik oranlarına bakın. Yeni yatırım değil bunlar. Yeni konut ihtiyacı var. Yani konut. Yatırım yapmanız için mutlaka elinizde zaten bir konutunuzun olması şart. Yani maalesef. Kirada oturup arsa arazi yatırım yapmak çok mantıklı bir şey değil. Konutu şöyle detaylandırabiliriz. Altındaki ticarilerin yatırımı yönelik olduğunu ön plana çıkartırsak yani yapılmış olan enkaz dediğimiz artık arsa ve imarlı vasfından ziyade bina statüsüne girmiş yerlerde eğer uzun vade kira geliriyle endeksli bir şekilde ticari anlamdaki iş yerleri tercih edilebilir. Ben de size katılıyorum. Evet. Özellikle yatırım için konut değil. Çünkü konutun boş kalma ihtimali de var. Evet. Bir de o satılabilecek dönemde veya kiralanan arada o boşlukta aidat ödeyeceksiniz. Tabii bayağı giderleri var. Giderleri var. Maalesef, ayrıca masrafları var. Ama iş yeri biraz daha hızlı hemen likilite, nakide dönebilecek durumda. Ama bu konuda aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. İkinci sorumu ben buraya yazmışım. Aslında hem buraya yazdım hem aklıma sürekli de sorayım dedim. Bursa'da prim vadeden sizin gözünüzden bölgeler diye sorsam. Sizden dinlesek. Şimdi biz Bursa'yı bir bütün olarak ele alıyoruz. Aldığımız zaman da Bursa'nın zaten şu anda bakıldığı zaman bütün her bölgesinde bir yatırıma uyarlı bir bölge var. Şimdi doğusundan gelerek başlarsak İnegöl-Yenişehir bölgesinde
Malum İnegöl artık dünya bir marka olmuş mobilya sanayisiyle ve genişleyen bir sanayisiyle, nüfusun da bir büyük kısmını göç alan duruşuyla, sanayinin de aktif olmasıyla İnegöl başlı başına bir yatırım kaynağıdır. Geçiyoruz hemen yan tarafına. Yenişehir'e, işte Ototest Merkezi'nin artık Yenişehir'e kesinleşmesiyle, kamulaştırmaların başlamasıyla orada bir hareketlenmenin, otoban girişleri çıkışları, hızlı trenin girişleri çıkışlarıyla Bursa'nın doğusu batıya eşdeğerde olduğu ön plana gelmiştir. Şehrin merkezindeki 5 tane ilçemiz zaten merkez ilçe olduğu için bunların hiçbirinden bir farkı yoktur. Döndüğümüz zaman sahil kısmındaki ilçelere baktığımız zaman Gemli ile Mudanya'sı ile orası başlı başına zaten kendi artık vizyonuyla ön plana çıktı. Bursa'ya değer değil, sahil kentine değer bir şekilde yatırımların olduğunu görüyoruz. Hemen Doğu Batı arasına baktığımız zaman orada İznik Gölü'nün etrafında otobanın gelişiyle İstanbul'dan ulaşımın bir nebze daha kısalmasıyla o bölgedeki hareketlenmenin çok yoğun olduğu öngörülüyor. Orhan Gazi, İznik, işte bu bölge Gemlik. Dönüyorsun zaten önü ve ucu açık kapanmayan bir Karacabey, bir Kemalpaşa yönü var. Burada araziler çok hızlı bir şekilde trend yükseltiyor. Hiç hesaba katılmayan dağ tarafı dediğimiz bölgede aslında Türkiye'nin milli hazinesi yatıyor. Bugün yeraltı kaynaklarından Bursa için en büyük KDV girdisi, en büyük nakit para olarak girdisi, ekonomiye katkısı, Bursa ekonomisine katkı olan yer bence her zaman bizim dağ kesimi dediğimiz ilçelerdir. Burada neler var? Burada kömür madenlerimiz var. Burada taş ocağı işletmelerimiz var. Burada dünyaya ihracat yaptığımız mermer şeylerimiz, fabrikalarımız var, işletmelerimiz var. Orada da zaten başlı başına yeraltı kaynaklarından faydalanan bir ekonomi yapısı olunca Bursa'nın komple çevresini göz önüne aldığımız zaman hızlı bir şekilde trendi yükseliyor. Tabii dönem dönem hareketin bol olduğu yerler oluyor. Mesela bugün Yenişehir artık doymuş bölge demeyelim, doymaya yakın bölge statüsüne girdi. Çünkü orada yatırım yapılacak arazilerin Ototest merkeziyle eşdeğer tutulmasıyla, hızlı trenin oradaki otobanın çıkışıyla, işte o noktada bir üçgendeki verisi dolmuş durumda. Bundan daha çok öteye geçer mi? Biraz daha seviyesi yükselir ama bir seviyeden sonra artık her şey rayişler yerine geldiği zaman o seviyede kalacağı ve günün ekonomi artışlarına göre değer kazanacağı öngörülmektedir. Geçelim bu tarafa. Mudanya'da zaten belirli bir bölge ve sahil kentinden gidildiği zaman işte söylenen projelerin ön plana çıkacağıyla, biraz da denize olan nazırlığıyla, oradaki şerefiyenisinin yükselmesiyle ama bir yerde de yerel idarenin net duruşuyla, zeytinliklerin, Bursa'nın kara incisinin yok olmaması adına oradaki imar kısaltmalarıyla ve sıkı bir çalışmalarla belirli bölgelerdeki uygulamayla Mudanya zaten kendini buldu. Hak ettiği yeri buldu. Mudanya yıllarca hak ettiği yeri bulamamıştı ama son 3-5 senedir Mudanya hak ettiği yeri buldu ve bugün Bursa'nın merkeziyle eşdeğer arazi fiyatları konuşulmaya başlamıştır konuttaki. Karacabey'de biliyorsunuz işte fuar alanıyla alakalı bir proje çalışması kent konseyine sunuldu. Boğaz kısmındaki o yapının yapılmasıyla bir öngörü var. İşte çevre yolunun oradan çıkışlarıyla, bağlantılarıyla yön verdiği bir konum var. Ve sanayisinin genişleyen bir sanayisi olduğu, nüfus göçünün de kısmen alındığı bir ilçemiz. Ama bunun yanında da devasa büyüyen, organizesi çok hızlı büyüyen bir Kemalpaşa'mız var. Arazisi bir büyük, Bursa'ya eşdeğer bir kilometre şehrinde bir arazisi var Kemalpaşa'nın. Her kesimden faydalanabilen bir bölge oldu. Şu anda bu bölgelerin tamamına yatırım yapmakta hiç kimse çekinmesin diyoruz. Yani Bursa'nın taşı toprağı altın sözü. Yani ben İstanbul'un taşı toprağı altın kelimesini çocukken hep düşünürdüm. Nasıl taşı toprağı altın? Bugün Bursa'nın taşı toprağı altın oldu. İstanbul'un tabii ayrı bir havası, gizemi var. Bursa'da arazi tabii, bunların bütün tek nedeni arazi kıtlığı. Yani kıtlığı. Baktığınızda da hani kentler gelişiyor, iyi güzel de aslında nüfus arttığı için arazi azalıyor. Evet. Haliyle de sizler onları pazarlayacak ürünleriniz azaldığı zaman mal değerleniyor, toprak değerleniyor. Zaten toprak her zaman değerliydi. Mudanya'ya bir dipnot açmak istiyorum. Buyurun. Mudanya İstanbul'a yakınlığıyla biliyorsunuz bir anda cazibe merkezi oldu. İşte sizin de söylediğiniz gibi metrekare fiyatları oldukça ciddi anlamda yükseldi. Kira çarpanı henüz belki o düzeyde değil ama en azından oturmalık bir daire alacak olsanız deniz manzarası görsün
isteseniz Mudanya'dan uygun fiyatları dair alabiliyorsunuz. Yani şimdi son projelerde daha doyum fiyatına ulaşmadı tabii, diye doğru. Ben düşünüyorum. Evet. Sizin fikriniz? Trendi yükselecektir. Şimdi Mudanya'da malum Güzelyalı ile Mudanya'nın sahiline yakındaki bölgelerdeki konutların biraz deprem öncesine ve deprem esnasına gelen konutlar olduğu öngörülmekte. Ama 2005'ten sonra yapılan konutlarda ciddi bir değer yükselişi gözüküyor. Mesela son yapılan projelerde baktığımız zaman 2 milyona tekabül eden metrekaresi birim fiyatlar ortaya çıktı. Şimdi yeni yapılan konuttan aldığınız zaman bir kere zaten inşaatın kalitesi, yeni yapılmasıyla depreme olan yönetmenliklerle yapılması insanları bir cezbediyor. Eski konutların elden geçmesi veya oralarda kentsel dönüşümlerin uygulamasıyla aslında şerefiye payının yüksek olduğu yerler şu anda geri planda tutuluyor. Orada da yaşam kaynağı olduğu için insanların henüz daha kentsel dönüşüm algısının ne olduğunu anlamamalarından dolayı bölgesinde ve çevresinde yapılan bütün konutlar Mudanya şu anda çarpanın üstünde gidiyor. 300 bin lirayla seviyelenmiş deniz manzaralı güzel site içerisinde bir daire ortalama kriterleri 250 bin ile 350 bin arası değişmektedir. Bunun daha lükslerine gittiğimiz zaman 500 bine kadar çıkan, sahil boyunda derseniz 1 milyon TL'ye kadar çıkan konut fiyatları yeni projelerde mevcut. Sahil boyunda tabii 1 milyon aslında fiyat zaten hani arzla talebin kesişi noktada oluşuyor. Evet. Sonuçta onu veren olduğu sürece onu da satan olacak. O yüzden sahil ayrı bir dünya. Bir de tepeler Mudanya'da. Evet. Ben geçen bir proje gezdim. Açıkçası bayıldım. Hani o proje İstanbul'da milyon dolarlarla belki satın alırsınız. Şimdi aynı noktayı biz söyleyecektik. Şimdi bugün sahil boyunda dediğimiz yapılan projeler, yenilenen projelerin İstanbul'daki rakam telaffuzları milyon dolarların da üstünde. Yani belki 2 milyon, 3 milyon dolarlara satılan 100-150 metrekarelik işte boğazı gören dairelerin rakamları. Bugün Mudanya belki onlara şu an yetişemiyor ama ben iddia ediyorum orta sürede, uzun vade demeyeyim, orta zamanda İstanbul'a nazaran o rakamları görecektir Mudanya. Tabii orada çok farklı, sizin de katılacağınızı evet. Düşündüğüm konu var. İşte hastanelerin, ulaşım akslarının genişlemesi, belki bir üniversite orayı, kampüsler. Hani orada bir kentin nüfus yoğunluğu da çok arttırmayacak ama kente değer katacak şeyler olursa belki Mudanya o rakamları rahat görür ama şu an tabii daha erken. Ya erken, Bursa'nın sahil yüzü Mudanya'dır. Bunu kabul etmek gerekir. Onun için Mudanya'ya merkeze biraz daha 30 kilometre. İşte bugün Mudanya'ya geçmişte giderken yaşanan sıkıntıların artık çok az olduğunu görüyoruz. Ulaşım çok hızlı şekilde. Yeraltı metrosu veya yerüstü metrosuyla merkeze bağlanacak. Doğalgazın girmediği noktası kalmayan ve yazın ve kışın artık 12 ay yaşanabilir alanların oluşmasıyla, konutların o şekilde yapılmasıyla her geçen gün değerini kısa seviyeye getirmeye çalışıyor. Şimdi burada tabii biz bize laf laf açıyor. Sabah kadar konuşuruz da evet. Konuyu böyle biraz da tamam. Aslında izleyicilerimizin merak edeceği tarafa çekmek istiyorum. Tamam, buyurun. Mudanya genelinde değil de tam herhangi bir yerde konut alacak olsak veya işte bunun birinci eli ya da ikinci eli fark etmeksizin konut alıcıları neye dikkat etmeli? Evet. En bizim de önem verdiğimiz ince ayrıntı burada. Biz kamuoyuna verdiğimiz bütün sosyal mesajlarda konut, iş yeri veyahut da yapılmış mülklerin tamamının belediyeden ruhsat ve projelerinin incelenmesini istiyoruz. Kişilerin söylemiyle değil, birebir burayı uygulamaya açmış, projelerini onaylamış, yerel idaresinin bu işe kesin bir cevap vermesini talep ediyoruz. Sorulduğu zaman idarelerimiz veriyor ama bizim halkımız henüz daha bu noktada duyarlı değil. Ben işletmeci olarak iş yerimden eğer bir konut pazarlıyorsam bunu gösterdiğim konutla özleşmeyen noktası varsa saklamış olabilirim veya haberdar olmamış olabilirim benim meslektaşlarım içerisinde. Çünkü kişi nereden bunu öğrenecek? Satıcıdan öğrenecek. İşte bunların örnekleri çoktur. Şu anda Bursa'da 300-350 tane sadece Nilüfer bölgesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve etrafında belediyeyle mahkemelik olmuş işletmeler vardır. Sebebi nedir? Proje incelenmeden tutulan kiralar, proje incelenmeden alınan mülkler, ortak alanların katıldığı, ortak alanlarla beraber işletmelere kiraya verildiği, ciddi paralara kiraya verilen bu mülklerin gittiğin zaman işletme ruhsatında belediyenin bir dakika sizin alanınız bu kadar değil kat mülkiyetinde veya kat farkında proje denildiğinde bu kadar dendiğinde insanların bir şekilde şoka girdiği görülmüştür. Halkımıza birinci söylemimiz. Nereye alırsanız alın mutlak ve mutlak bağlı olduğu belediyeden
net bilgisini alın. Kişilerin hiç kimsenin ağzına veya ağzından çıkan sözlere inanmayın. Bu söyleyen kişilerin verdiği sözlerin doğru olmadığını lanse etmez. Bu doğrunun esas noktasından öğrenmesinin gerekçesidir diyoruz. Burada birinci madde olarak kesinlikle yerel idarelerden bilgisini alın diyoruz. İkinci, alışveriş yapılmadan, kaparo verilmeden önce özellikle eğer benim meslektaşlarımla bir alışveriş yapılıyorsa, yani satıcılar kendi aralarında buluşmamışlarsa, referans olarak bir kaparo bırakılıyorsa lütfen BEMO'yu aramalarını istiyoruz. Mağduriyetlerin ortadan kalkması için. Buradaki gereksinimiz ve öngördüğümüz olay şudur. Odamızın üyelerinin tamamı bizim referansımız altındadır. Biz onların sağlıklı olup olmadıklarını, hatalı olup olmadıklarını gözetim altında tutmaktayız. Veyahut da onlar hakkında bize gelen şikayet dilekçeleri varsa herkesi bir liste içerisinde kriterlendirmişizdir. Bizden alacakları bilgilerle bir kere sahada emlak sektörüyle uğraşan kişilerin mağduriyeti olmayacaktır. Burada da emlakçının az önce söylediğimiz o algı kirliliğindeki isminin karşısındaki lekeyi temizleme modelimizdir. Evet. Bunu da Bursa şu anda uygulamaya başladı. Sizlerin aracıyla verdiğimiz bütün sosyal mesajlarda şu anda kamuoyunda mülk alacak insanlar önceden aldıktan sonra bizi arıyordular. Şimdi almadan önce bizi arıyorlar. Bu da doğru noktaya gittiğimizin öngörüsüdür. Mağduriyetler de istediğimiz seviyelere çekilmiştir. Bundan sonra da inşallah sıfır mağduriyetlerle, sıfır emlakçı ve müşterisi arasındaki sorunsuz işlerle neticeleneceğine inanıyoruz. Şimdi bu müşteriyle emlakçı arasındaki süreçti sizin söylediğiniz. Ben bir de sizden şunu duymak istiyorum. Konut alıcısı olarak konut projesini inşaat satış ofisine gittiler. Evet. O andan itibaren nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi satış ofisine gittikleri zaman muhtemelen daha proje devam etmektedir. Henüz daha tamamlamamıştır. Tapu için size ön pazarlık esnasında yapılan bir sözleşme vardır. O sözleşmenin kendi haklarının ne kadar arandığını. Bakın, şimdi ben bir işletmeci olarak size sözleşmeyi imzalatırken doğal olaraktan kendi hakkımı ön plana almış olabilirim. Sizlerin de hakkını savunan o sözleşmede ibareler var mı? Net olarak öncelikle bunlara bakmaları lazım. Sözleşmeyi imzalatan firmanın kat karşılığı almışsa veya tapusu kendi şirketinin üstündeyse lütfen o arazinin tamamının örneğini istesinler. Bakalım ki kat karşılığı sözleşme imzalanmış da A firmasıyla B firması mı? Yoksa A firmasıyla doğru bir şekilde ilişkilendirilmiş bir satış mı? Çok şükür Bursa'da bu kadar çok bizim önümüze gelen bir sorun olmadı. Hı hı. Ama bunlar ana kriterlerdir. Mülk A firmasınınsa, satıcı A firmasınınsa sözleşme içerisindeki maddeler alıcı ve satıcının ortak haklarını koruyorsa hiç çekinmeden ticaretlerini yapabilirler. Bu işin bir de hani hukuki sözleşme konusunda dikkat edilmesi gereken kısmı. Bir de şey var, şimdi tam konunun böyle uzmanını yakalamışken direkt sormam lazım. Buyurun. Bakıyorsunuz X bir projede 1+1 proje diyor ki 60 metrekare. Evet. Diğer projeye gidiyorsunuz 1+1 diyor ki 45 metrekare. Diğer bir projeye 1+1 diyor ki işte 75 metrekare. Ya arkadaş, bu 1+1 hani standartta en azından biraz olması lazım değil mi? Evet. Bir bakıyorsunuz net metrekare çıktı, brüt metrekare çıktı. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz çok değişti artık emlak konusu da. Evet. Şimdi alıcıların kafası çok karışmaya başladı. Yani bir neti öğrenmek aşamasındalardı. Şimdi brüt çıktı. Bir bakıyorsunuz net brüt, bir de şimdi buçuklar çıktı. Hani 3+1+1. Bunu da size sormam lazım. Biraz bu konuda aydınlatır mısınız izleyicilere? Şimdi net metrekare ve brüt metrekare ne? Nedir? Önce oradan başlayalım. Şimdi brüt metrekare, şimdi yeni çıkacak imar kanunuyla biraz daha değişiklik doğuracak. Onun için de ayrıca bir proje yaparız. O projede de tekrar bunları anlatırız. Net metrekare dediğimiz yer, dış kapıdan içeriye girdiğimiz andan itibaren konutta ıslak zeminlerin tamamının balkonlar hariç olaraktan ve odalarımızın da parkelerinin döşendiği alandır. Net metrekare budur. Brüt metrekare yine dış kapıdan girdiğimiz andan itibaren ortadaki merdiven boşluğu asansör payının ortak metrelerinin hesaplanarak işte kat sayısını kattaki kaç dairenin bölümüyle çıkan metrekare artı dairenin balkonda dahil duvarlarının olduğu iç kısımdır. Ben ona şey diyorum, süpürülebilir alan. Evet. Aslında doğru terim o. Ama ben biraz daha net anlaşılsın diye ıslak zeminler dedim. Aynen. Ki orada işte banyo, tuvalet, ara koridorlar hepsi net bir şekilde anlaşılsın diye.
Şimdi netle bürütü çözümlemiş oldu. 1+1. Lafınızı şimdi hemen, o net bürütü çok önemli. Bir de şeyi gördüm ben Erdal Bey. Dış net metrekare, iç net metrekare, dış brüt metrekare, dış net metrekare. Bu da otoparklar, evet, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları. Şimdi Bursa'da çok fazla henüz bu konuya geçmedik ama İstanbul'daki projeleri gezdiğimde bunlar özellikle dikkat çıkıyor. Ediyorum. Mesela diyor ki brüt şu kadar. Neler var brütte diyorum. Sosyal donatı alanından aldığı dairenin payı, otoparktan aldığı pay. Evet. Hepsini brüt metrekare koyuyorlar. Bursa'da bunları görebiliyor musunuz siz? Şimdi Bursa'da birkaç projede bunlar uygulandı. Bana en azından yaşam alanı olaraktan dediğimiz bölgelerin haricinde ortak kullanılan kapalı otoparklarda bunlar uygulandı. Aslında İstanbul işi doğru uyguluyor. Hı hı. Benim yaptığım konut projesinin zemindeki arazisinin metrekaresi 4000 metrekare diyor. 40 daire yapıyorum diyor. Daire başına ben burada 100 metrekare alan yaratıyorum diyor. Bunun yanında da bunun kullandığım 100 metrekare alanın dışında bahçede 80 metrekare alan uyguluyorum. Otoparkta bir araçlık değil iki araçlık otopark veriyorum diyor. Biraz daha cazibeyi ön plana çıkartıyor. Donatı alanlarından da pay veriyor. Tabii her taraftan veriyor. Kamu ile dahil. Bu sizin söylediğiniz buçuklu projelere eşdeğer bir proje oluyor. Yani içeriğini tamamen anlatıyor ama Bursa'da biz bunları anlatacağız. Anlatacağımız süreçler daha geniş kapsamlı projeler çıktığı zaman insanların algısının çok çabuk uyuşabileceği projelerle anlatmak daha doğru olacaktır. Henüz uygulaması olmadığı için burayı çok fazla ön planda tutmayalım. Yarın inşaat firmalarımız bunlar da aynı şekilde telaffuzlara başlayacaklar. Aslında olması gereken doğru projeler iç, dış, net, brüt kavramlarının tamamının kullanılması ve bunların da ibareleriyle alındığı zaman aslında bizim halkımız biraz bu yerde kamuoyu bilinçsiz. Ben eğer bir firmanın kataloğunu alıp orada net ibarelerini kullandığını görürsem, yarın da bu inşaat firmasından alışverişimi yaptığım zaman bu net alanı hesaplattığımda çıkmazsa hak sahibi. Tüketici haklarına başvurabilirsiniz. Çünkü reklamıyla projenin uyuşmadığı ön plana çıkmıştır. Lütfen buradan tekrar sesleniyorum. Tabii ki. Her yaptığımız işe biraz da özen gösterelim. Çünkü bizim tek bir yönlendiğimiz yer müşteridir. Kesinlikle. Müşteriyi de tekrar uyarıyorum. Bizler de yanlış olabilir ama bizim yaptığımız yanlışlar sizin öngörünüz olmasın. Mutlak ve mutlak nereden yer alırsanız alın. Türkiye Cumhuriyetleri hudutları için konuşuyorum. Mutlak bir belediye bağlılığı vardır. O belediyeden bilgisini alın. Belediyeden, bu konuda aracı firmalardan, yani emlakçılardan danışman. Biz veriyoruz, danışman olarak veriyoruz. Ama burada da yine akıllarında bir soru işareti kalacağını biz öngörüyoruz. O soru işaretinin giderilmesi için de gerekirse aracı arkadaşlarla birlikte gidip net olarak projeleri açtırıp projelerine bakarak alışveriş yapmalarını istiyoruz. Çok önemli bir detay. Evet. Bu buçuktan kastedilen aslında, hani onu da söyleyelim izleyiciler öğrensin. O kullanılmayan ufak odalar vardır ya, kilerler, yani şimdi, giyinme odaları. Evet. Aslında buçuktan kastettiği konut üreticilerinin bu bölümler. Onlar önceden hiç saymıyorlardı. Ama şimdi artık kataloglara girmeye, evet, başladı. Şimdi artık biliyorsunuz gardırobu mevzusuna geliyor burada. Onlar soyunma kabinleri olarak güzel büyük dairelerde ikinci bir bölüm yatak odası içerisinde uygulamaya başlıyorlar. Onlar buçuk kapsamına giriyor. Eskiden bizim ailelerimizin kiler kültürü olduğu için hala öf ve törelerimize göre kileri aradığımız için ufak, işte orada 2 metre 3 metrekare alanlıklar da buçuk değerini taşıyan alanlarımız oluyor. Bu da ne oluyor? Algısı 3,5. 3+1,5. Yani bir boşluk daha var algısı oluyor. Şey, yani zengin gösteriyor. Menü zengin gösteriyor. Aynen öyle. Tekrar sunum güzel oluyor. Sunum güzel oluyor. Tabii burada konut alıcısı her geçen gün bilinçlenmeye devam ediyor. Bu anlamda ben de elimden geldiği kadar. Çok şükür. Biz de sizin takipçiniz. Hem Facebook'tan ulaşanlara hem Twitter'dan ulaşanlara cevap vermeye çalışıyorum zaten. Çünkü özellikle yani belli bir birikim yapmış, onu da hayatını belki de kendi evinde oturmak üzere planlayanların birçok konuda ihtiyacı var bilgiye ulaşmak için. Onları da en iyi sizler ve bizler bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çok şükür. Yani biz doğru olan her şeyi söylemekle mükellefiz. Bursa'ya bir renk kattınız. Bu rengin doğrultusunda da esas bizlere bir renk kattınız. Çünkü halkı en kolay bilinçlendirecek kesim işte buralardır. Sosyal medya, televizyonlar, yerel gazeteler, idareler, radyolar, her ne olursa olsun halkın dinlediği her bölümde biz bilinçlendirmeyi yapmamız lazım. Az önce söylediğinizde kriter olarak hemen ben de dipnot olarak düşüyorum. Bizler doğru olanı söyleyelim. Evet.
müşterimiz doğru olana yönlensin, mağduriyetler ortadan kalksın. Biz BEMO olarak diyoruz ki huzurunuz kaçmaması için, çünkü huzur satın alıyorsunuz. Aynen. Yani ömrü boyunca bir ve iki daireyi değiştirecek maddi güçlerle olan halkımız %50. Yani %50'lik bir kesimimiz bir daireyi aldığı zaman o dairede oturmaya, ikametgah etmeye başladığı andan itibaren istisnası hariç ikinci bir daireye geçme şansı çok az. Bu insanlar huzur arıyor. Biz huzurlarını bozamayız. Bizim logomuz huzur ararken huzursuz olmayın. Lütfen BEMO'ya danışın. Evet. Bu kadar açık. Aslında bu anlamda 50 taşı altına koyanlardan evet, birisiniz. Çok şükür. Koymamız gerekiyor. Bizler de koyuyoruz. Metrekare fiyatlarına geri döneceğim. Evet. Muzanya'dan bahsettik. Evet. Araya tabii lafı açtı. Dersi kaynatan öğrenci gibi oldum. Olsun. Hemen birden aslında merak ettiğim konulara geçtim. Orhan Gazi'de ciddi anlamda bir artış var metrekare alan. Çünkü bunun işte sahil geçişi, otobanın olması, otoyolların oradan geçiyor olması. Türkiye'de Osman Gazi değer artan en önemli ilk 3 ilçeden biri oldu metrekare evet. olarak. Biraz sizden dinleyelim. Emlak açısından, emlak piyasası ve emlak borsası açısından Orhan Gazi ne durumda şu an? Vallahi Orhan Gazi çok hızlı yükseldi. Evet. Bizler bile şu andaki yükselişine ciddi anlamda bakar durduk yani. Talep çok fazla. Evet. Şimdi İstanbul'dan gelen yatırımcının ilk uğradığı nokta Orhan Gazi. Gölün algısı, bir taraftan denizin algısı, bir taraftan ulaşımın kolay olması, bir taraftan tam merkezi bir noktada İstanbul-Bursa arasında kalması Orhan Gazi'yi bir anda revaş üstüne getirdi. Ve arazinin değeri gün geçtikçe arttı. Tabii burada Orhan Gazi Belediyesi'nin uygulayacağı plan da çok önemli. Yani bugün birinci sınıf, ikinci sınıf ve diğer tarım diye çok fazla bilinmeyen Türkiye'de ama Bursa'nın çok iyi anladığı bir kavramda diğer tarımdaki yerlerin geleceğinin ne olacağını artık Orhan Gazi Belediyesi'nin bu şehrin vizyonunun İstanbul tarafından giriş ilk ilçesi olduğu için ön planda tutması gereklidir. Bunun için bizler de elimizi taşın altına koyacağız. Her platformda ve gerekirse bizzatı yanımıza bir heyet kurarak bu doğrultuda bizler de Orhan Gazi Belediyesi içli dışlı olmayı istiyoruz. Çok doğru. Çünkü bir hareket olur. Bir şehrin girişleri ve çıkışları o şehrin vizyonunu göstermektedir. Bursa henüz daha giriş ve çıkışlarına çok fazla değer vermedi. Umuyoruz ki kısa vadede bunlar da yapılacaktır. Sayın Valimizin bu doğrultuda İstanbul yoluna bir çeki düzen verelim demesiyle zaten bazı şeyler ortaya çıkmaktadır. Orhan Gazi eğer imar uygulamalarını hızlı şekilde ama doğru şekilde ileriye öngörü alarak yaparsa Orhan Gazi bugün şehir merkezine eşdeğerde rakamlara ulaşacaktır. Değer olarak. Ama doğru planlanırsa. Doğru planlanırsa. Umuyoruz ki yerel idareler büyük şehir nezdinde birlik beraberliklerini bozmadan birbirleriyle istişareli çalışırlarsa sivil toplum kuruluşlarının da akademi odalar ve bizler acizane fikirlerini sorarlarsa en doğru noktaya biraz tartışmalı da olsa geçilebileceğini söyleyebilirim. Gelelim Yenişehir'e. Yenişehir'le ilgili yoğun çabalarınız var. Hatta evet. bu konuda bir iki basın toplantısı oldu, bile yaptınız. Siz de geldiniz. Evet, biz de katıldık, takip ettik. Görüşlerinizi merak etmiştim. Biraz da sizden dinleyelim. Yenişehir'de son durum nedir? Ya Yenişehir şu anda çok mutlu. Hatta geçen gün Yenişehir'e gittiğimiz zaman, beni gördükleri zaman Yenişehir'in en büyük savunucularından biri geldi dediler. Bu da bizi mutlu ediyor. Ya ben Bursa'nın hangi noktasında olursa olsun bir proje varsa bu projeyi bir şekilde birileri eğer tehdit ediyorsa ben onların önüne dikilmekle mükellefim. Ben bu gücü Bursa'nın tamamından alıyorum. Sadece üyemden değil. Yenişehir mevzusunda işte iki tane haberlerde bir aksedilmesiyle Ototest Merkezi'nin Bursa'dan Yenişehir'den alınıp başka bir ilçeye verilmesi hatta başka bir ile verileceği söylemleri karşısında bir algı kirliliği oluştu. Aslında biz burada niye o noktaya hemen değinmek istedik o süreçte? Çünkü bizim telefonlarımız susmaz oldu. Yenişehir'e yatırım yapmış insanların bir anda Ototest Merkezi'nin gitmesiyle aldıkları mülkün rakamının geriye düşecekleri öngörüsüne kapılmasının bir bütünlüğü oldu. Sağ olsun Süleyman Bey başkanımızı aradık. Dedik başkanım böyleyken böyle bir söylentiler falan filan. Aynı anda bakanlığı aradık. Bakanlıktan, müsteşarlardan sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Bizzat Bursa milletvekillerimiz devreye girdiler. O gün o basın toplantısında biz net bir şekilde Ototest Merkezi'nin Bursa'da Yenişehir'de aynı bölgede Çardak bölgesinde yapılacağını ilan etmiştik. Sizler de bizim bu söylemlerimize kulak verip bütün kamuoyunda, bütün basında
Sizler de bizim söylemlerimizi paylaştınız. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Bir ay sonra o TOTES merkezi TS resmi açıklamasını bakanlık nesliyle yaptı. Aynı yerde, aynı bölgede kaldığı ilan edildi. Burada biz Bursa'nın yatırımcısının, dışarıdan gelen yatırımcısının Bursa'ya bakış açısının değişmemesini istedik. Bizim korkumuz buydu. Bugün ciddi anlamda İstanbul bölgesinden bizim Bursa'ya yatırım yapan bir kesim var. Yani arazilerimizin ve Bursa'mızın ön plana çıkmasına en çok katkıyı koyan bu yatırımcıdır. Çünkü dışarıdan gelen yatırımcının verdiği değerle, anlatımıyla bir şehrin değeri biraz daha üst seviyeye çıkmaktadır. Demek ki Bursa'nın ana noktalarıyla temas edilerek oynanmak istendiğini hissettik. Ama şükür Ototes Merkezi kamulaştırması başladı. İlk kamulaştırması imzalanırken ben Yenişehir'deydim. Onun resmini de sosyal medya huzurunda paylaştık. Bismillah. Kaç kişi çalışacak orada tahmini? Bir duyum var mı? Efendim? Ne kadar istedim? Valla o kadarını duyum almadık. Çünkü artık bu saatten sonra bizim çok müdahil olacağımız bir noktası kalmadı. Biz Ototes Merkezi'nin oraya yapılacağıyla alakalı sorunlarda mücadele ettik. Mücadelemiz de boşa çıkmadı. Bundan sonraki sorun TSE'nin, Yenişehir Belediyesi'nin ve bu işletmeyi kuracak olan kamuysa kamunun, değilse özel şirketin sorumluluğundadır. Siz bir de hem kurum olarak hem şahıs olarak Yenişehir'e ciddi anlamda önem veriyorsunuz. Evet. Havaalanının işleme açılmasından tutun, işte Ototest merkezine kadar yoğun bir çabanız vardı. Havaalanında da işler iyi gidiyor. Aldığım duyumlara göre. Maşallah ya, durun ya. Yani ben firma yetkilileriyle İstanbul'da görüş fırsatı buldum. Evet. %80 gibi doluluk oranlarına ulaştığını söylediler. 12. ay mı? 1. ayda ben isyan bayrağını çekmiştim. Adana'ya uçacaktık. Uçaklar rotar edildi. Karşıdan firmanın ismini vermeyeceğim. O firma uçak kaldırmadığı için bizler buradan mağdur olduk. O gün hakikaten isyan etmiştim. Dedim ki Bursa hak ettiği havaalanı üzerinden havacılık sektöründe almıyor dedik. Bu isyanımızı da boşa çıkmadı. Şu anda yani mutluyuz. Uçaklarımız kalkıyor, gidiyor, dolu geliyor. Kalkıyor. Yani artık hava yollarını, hızlı tren geldiği zaman tren yollarını kullanmamız lazım şimdi. Çünkü bizim ülkemizde en büyük terör trafik. Maalesef. Yani çoluğumuz, çocuğumuz veya bizler, ailelerimiz o yollarda gidip gelenlerin sağlığı açısından, yani bugün teknolojinin bu kadar ilerlemiş bir seviyede hala bazı şeylere yönlendiriliyorsak burada ciddi anlamda bir sorun vardır. Umuyorum ki artık Bursa'nın hava yolları trafik konusu çalışacak. Çözülür. Evet. 2014'ü nasıl geçirdiniz emlak sektörü olarak? 2014'ü iyi geçirdik. 2014'te bizim 3. ayda bir biliyorsun toprak reformuyla alakalı Türkiye'de bir radikal karar alındı, bir kanun çıktı. Bu kanunun getirdiği o süreçte bir 2-3 aylık bir meslek olarak bir sıkıntı yaşadık. Çünkü Bursa tarım arazilerinin çoğunlukta olduğu ve yatırımcının bir nebzinin de tarla vasfındaki yerlere yönlendiği görüldüğü zaman 2014'ün 3 ile 7. aylar arasında ciddi anlamda bir sıkıntı yaşandı. Konut satışları fuarda da beraber konuşmuştuk. İstenilen rakamlarda ve seviyede bulundu. Bursa 2014'ü iyi geçirdi. Bir seçim oldu, 30 Mart seçimleri. Şimdi 2015'te işte 7 Haziran süreci inşallah etkilemez artık Türkiye ekonomisini. Her ne olursa olsun bir seçimin ekonomiyi etkilemesine karşıyız. İnşallah bundan sonra Türkiye'miz ve ülkemiz, vatandaşlarımız bu sıkıntıları yaşamaz dilekleriyle 7 Haziran'dan sonra tekrar Bursa yaza girmesiyle, ışıl ışıl yeşillerin ortaya çıkmasıyla, öngörüsüyle umuyoruz ki dışarıdaki yatırımcının tekrar çünkü emlak alacaktır. Sektörü, hem inşaat sektörü, emlak sektörü parayla çok iç içe. Evet. Yani çok kısa sürede çok büyük cirolara ulaşabiliyor maalesef. Konut firmaları, doğru. İnşaat firmaları. Yani baktığınızda Nisan ayında henüz kasasında para olmayan firmalar Eylül ayında 90 milyon, 100 milyon, 200 milyon TL nakit güce kavuşabiliyorlar. Evet. O yüzden parayla çok iç içe. Para da tabii korkak bir emtia. En çok da neden korkuyor? Belirsizlikten korkuyor. Bu anlamda emlak sektöründe ayakta tutan dinamiklerden bir tanesi istikrar diyebilir miyiz? Tabii. Yani hem ekonomik yani şimdi istikrar, ekonomik istikrar, istikrar. Evet, siyasi, işte bizim ülkemizde siyasi istikrarla ekonomik istikrar bir arada olduğu için, sadece ekonomi istikrar yetmediği için ikisinin bir algıda bir paket halinde sunulmasıyla bizim sektörümüzün en büyük sorunu istikrarın bozulduğu anda sekteye uğraması. Aslında Türkiye'nin ekonomisi oynuyor. Evet. Esas sorun burada. İnşaat krizlerde ilk
kriz ortamından yara alan sektördür. Arkası arkasına diğer mesleklere yayılır. Çünkü ama ilk önce inşaat sektörünü ve bizim sektörümüzü vurur. Rabbim bir daha ülkemize herhangi bir böyle bir sürpriz yaşatmasın. Sürprizi istiyorum. Bile değil, telaffuzunu bile yaşatmasın. Bu arada şeyi unuttuk. Buyurun. Bugün işçi bayramı. 1 Mayıs. 1 Mayıs. Biz de buradan bizi seyreden, sesimizin yettiği Allah. Her yere, tüm işçilerimize bayramını kutluyoruz. Rabbim bir sonraki bayramlarımızı kazasız belasız, iş kazasız bayramlarımızı nasip etsin diyoruz. İşinle mutlu çalışanlarla değil mi? Yeni bayramlara evet. Da konuşmayı nasip etsin. Peki son olarak artık programın sonuna geldik. Bizim konular sizinle yani 4-5 saat evet. Sürer de vakit maalesef kısıtlı. Tekrardan şunu soralım Erdal Çelebi'ye. Konut alıcılarından tutun, emlak arıcılarına, yatırımcılara, arazi bakanlara ne tavsiye edersiniz? Yeni yılda özellikle neler bekliyor? Sizin gözünüzden bir değerlendirme alalım. Yani şimdi tekrar ilk başa döneceğiz. Evet. Ya Bursa gelişiyor. Hı hı. Bursa'nın taşı toprağı altın. Bursa'nın konutu da altın. Doğru noktada, doğru bilgilerle yatırımlardan hiç korkmasınlar. Eskiden aldığımız zaman ihtiyacımız olduğu anda satabilir miyiz bir algısı vardı. Şu anda Bursa'da yatırım yapıp da yatırımdan kaybettim diyen bir kişi olamaz. Bir özellikle kişi olamaz. Toprakta. Evet, özellikle toprakta. Yani bugün ekonominin bu doların ani yükselişlerine rağmen toprak doların önünde gitmektedir. Ama bu Bursa için geçerlidir. Niye? İşte Bursa'nın bu vizyonunun, Bursa'nın bu doğa yapısının, Bursa'nın 10 dakikada denize, 20 dakikada Uludağ'a çıkılabildiği bu harika bir şehriyle, vizyonuyla Bursa'nın değer kaybetmeyeceğini öngörüyoruz. Sahip çıkalım. Yatırımlarımızı doğru yapalım. İhtiyaç fazlası kesinlikle konuta yönelmeyelim diyoruz. Önce ihtiyacı karşılamak İhtiyaç lazım. Karşılayalım. Toprakla ilgili de şöyle bir açıkçası aklıma gelen bir konu oldu. Orta Çağ'da belirli dönemlerde karabiber baharatı çok değerliymiş. Onu evet. Da sizinle paylaşayım. İzleyiciler de dinlesin. Karabiber çok değerli olduğu için terazinin bir bölümüne karabiber koyarlarmış. Diğer bölümüne altın koyarlarmış. Evet. Yani kıssası ortada. Kıssası ortada. Ama artık öyle bir döneme girmeye başladık ki hem Bursa'da hem İstanbul'da hem Marmara'da artık terazinin bir bölümüne herhalde altın koyacaklar. Bir bölümüne toprak koyacaklar. Valla parayla şu anda parayla olacak işler değil. Neredeyse o noktaya geldik. Yani ama ciddi anlamda az önce sizin de bu verdiğiniz misal örnek olarak söyleyeceğiz. Bursa yürüyor. Bursa koşuyor. Bursa koşuyor. Teşekkür ederiz Erdal Bey. Biz keyifli bir söyleyiş oldu. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bu hafta konut yapıda emlak sektörünü ve gayrimenkul sektörünü Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Sayın Erdal Çelebi ile konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konuk ve konularla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar. Bursa'nın Yapı Taşı Atış Yapı sundu.